Arkadaşlar merhaba. Hikayelerle İngilizce öğren serimize devam ediyoruz. Ve bugün bir Rus yazar olan Anton Pavlovich Chekhov'un A Chameleon yani bir Bukalemun isimli hikayesini okuyoruz birlikte. The police superintendent, polis başkomiseri Ochum Yelov is walking across the market square. Pazar meydanında market square boydan boya yürüyor. Wearing a new overcoat, yeni bir kaban giyer vaziyette and carrying a parcel ve bir paket taşıyor under his arm kolunun altında a red-haired policeman kızıl saçlı bir polis memuru strides after him onun arkasından hızlı adımlarla yürüyor ilerliyor with a sieve full of confiscated gooseberries sieve kevgir ya da elek full of dolu confiscated el konulmuş ya da haczedilmiş Gooseberries, bektaşi üzümleriyle. Yani polis de, polislerin de ellerinde, in his hands, bir kevgir var ve bu kevgir e, el koyulmuş üzümlerle dolu. There is a silence all around. Her yerde bir sessizlik var. Not a soul in the square. Meydanda bir ruh bile yok. The open doors of shops, dükkanların açık kapıları and taverns ve e, restoranların look out upon dışarıya doğru bakıyor. God's world dünyanın ya Tanrı'nın dünyasına disconsolately disconsolately acıklı bir vaziyette bakıyor. Like hungry mouths aç ağızlar gibi. There is not even a beggar near them. Civarlarında bir tek dilenci bile yok. So you bite you damned brute. Isırdın ha lanetli hayvan o yelov here suddenly. O yelov aniden böyle bir e, haykırış duyuyor. So you bite you damned brute. Isırdın ha huh? lanetli hayvan. Let's. delikanlar. Don't let him go. Gitmesine izin vermeyin. Biting is prohibited nowadays. Bugünlerde ısırmak yasak. Hold him. Tutun onu. Ah ah. There is the sound of a dog yelping ve bir köpeğin havlama sesi var. Ochum Yellow looks in the direction of the sound. Sesin geldiği yöne doğru bakıyor and sees a dog ve bir köpek görüyor. Hopping on three legs, üç ayağı üzerinde zıplayan and looking about her ve etrafına bakınan. Her diyor, bundan da şunu anlıyoruz, köpek dişi bir köpek. Run out of Pitchgreen's Pitch timber yard ve köpek dışarıya koşuyor Pitchgreen'in e, kereste dükkanından peşkuynun evet Kereste dükkanından Kereste deposundan yani A man is in a starched cotton shirt kolalı gömlek giymiş bir adam with his waistcoat unbuttoned waistcoat yeleği yeleği de iliklenmemiş unbuttoned is chasing her köpeği kovalıyor he runs after her onun peşinden koşuyor and throwing his body forward ve vücudunu öne atarak falls down düşüyor and sizes the dog size kavramak ve köpeği kavruyor by her hind, hind legs arka ayaklarından. Once more bir kez daha there is a yelping bir havlama oluyor and a shout of don't let go ve bir bağırma sesi daha don't let go gitmesine izin vermeyin. Sleepy countenances, uykulu yüzler, are protruded from the shops. E, çıkıyor dükkanlardan protrude protrude çıkmak demek dükkanlardan çıkıyor and soon ve çok geçmeden a crowd bir kalabalık which seems to have sprung out of the earth ki bu kalabalık topraktan fışkırmış gibi görünüyor sprung out of the earth is gathered toplanıyor round the timber yard kereste deposunun etrafında it looks like a row bir kavgaya benziyor your honor efendim Says the policeman, polis memuru diyor. Ocum Yelov makes a half turn, şöyle bir yarım dönüyor to the left sola doğru and strides right towards the crowd ve kalabalığa doğru e, atılıyor, stride. Right. He sees the aforementioned man, daha önce bahsi geçen adamı görüyor in the unbuttoned waistcoat, iliklenmemiş yeleğiyle, standing close by the gate of the timber yard Adam, e, timberyer kereste deposunun kapısını yakın bir şekilde duruyor. Holding his right hand in the air, sağ elini havada tutuyor and displaying a bleeding finger ve kanayan bir parmak gösteriyor to the crowd kalabalığa. On his half drunken face, yarı sarhoş yüzünde there is plainly written apaçık yazıyor. I'll pay you out, you rock, sana ödeteceğim serseri. And indeed ve gerçekte, the very finger, bu parmak, has the look of a flag of victory, bir zafer bayrağı gibi. In this man, Oçum Yellow recognizes, bu adamın şahsında Oçum Yellow, e, anımsıyor, fark ediyor. Hiryukin, hiryukin olduğunu fark ediyor. The gold smith, kuyumcu hiryukin. The culprit who has caused the sensation, zanla... Culprit, who has caused the sensation, e, işte bu du, hissi veren zanlı, a white Borzoi puppy, Borzoi cinsi beyaz bir köpek, with a sharp muzzle, e, bir ağızlığı var, keskin bir ağızlığı, and a yellow patch on her back ve sırtında da sarı bir tül var, ya da e, sırtında sarı bir yama var. Is sitting on the ground, yerde oturuyor, with her forepaws ön ayetleri outstretch uzatılmış bir şekilde in the middle of the crowd kalabalığın ortasında trembling all over ve hayvan tamamen titriyor there is an expression of misery bir sefalet ifadesi var karamsarlık ya da and terror ve korku ifadesi in her tearful eyes yaşlı gözlerinde what is it all about o inquires ne oluyor burada o soruyor. Pushing his way through the crowd. Kalabalığın içerisinden kalabalığı iterek kendisine yol açarak. Push his way through. What are you here for? Neden buradasınız? Why are you waving your finger? Sen neden parmağını sallıyorsun? Who was it? Shouted. Kime bağırdın öyle? I was walking along here. Burada yürüyordum. Not interfering with anyone. Kimseyle karışmıyordum. Yani kimseyle münasebetim de yoktu. Your honor efendim. ''Here you can begins'' konuşmaya başlıyor. ''Coughing into his fist'' yumruğuna öksürerek <laughs> şeklinde. ''I was talking about firewood'' odun konusunu konuşuyordum. Odun hakkında konuşuyordum. ''To mitrimitriç'' mitrimitriçte. ''When this love a brood'' bu alçak serseri canavar ya da hayvan. ''For no rhyme or reason'' hiçbir neden olmaksızın ''Bit my finger'' benim parmağımı ısırdığında.'' You must excuse me. Beni bağışlamalısınız. I am a working man. Ben çalışan bir adamım. Mine is fine work ve yaptığım işte iyi bir iş. I must have damages. Ee, zarar görmüş olabilirim. For I shan't be able to use this finger. Ve bu parmağı kullanamayacağım for a week. Bir hafta diyor. Maybe. Belki de. It is not even the law. Bu adil değil. Your honor efendim. That one should put up with it from a beast. Bunun ya bir insanın put up with katlanmak demek, bir canavardan gelen böyle bir şeye katlanması. If everyone is going to be bitten, eğer herkes ısırılacaksa life won't be worth living. Hayat yaşamaya değmez. Hmm, very good. Çok iyi says Yalov sternly. Ciddi bir şekilde, sert bir şekilde coughing, öksürerek and raising his eyebrows ve kaşlarını kaldırarak. Very good. Çok iyi. Whose dog is it? Kimin köpeği bu? I won't let this pass. Bu olayın böyle kapanmasına müsaade etmeyeceğim. I'll teach them. Onlara öğreteceğim. To let their dogs run all over the place. Ee, yani e, böyle başıboş her yere köpeklerini salmanın bedelini onlara öğreteceğim ne demek olduğunu. It's time these gentry were looked after. Ee, bu seçkinlerle, elitlerle. E, meşgul olmanın vakti geldi, it's time geldi de geçiyor bile anlamında. These gentry bu insanlarla ya da e, ilgilenmenin vakti geldi de geçiyor bile. If they won't obey the regulations, eğer kurallara uymayacaklarsa kanunlara. When he is fined, para cezasına çarptırıldığında the blackguard, I'll teach him, e, terbiyesiz blackguard... Ona öğreteceğim what it means, ne anlama geldiğini, to keep dogs, köpekler bakmanın and such stray cattle ve böyle başı boş sığırlar bakmanın. I'll give him a lesson. Ona bir ders vereceğim. Yeldrin cries the superintendent. E, Yeldrin diye haykırıyor. Başkomiser is resting to the policeman. Polis memuruna hitap ederek find out, bul. Whose dog this is? Bu köpeğin kimin olduğunu. And draw up a report. Ve hemen bir rapor düzenle. Draw up. And the dog must be strangled. and the, Ve köpek diyor boğulmalı. Strangled. Without delay. Gecikmeksizin. It's sure to be mad. Uh, whose dog is it? Ya bu olayın çılgınlık olduğu kesin. Whose dog is it? I ask. Kimin bu köpek? Soruyorum. I fancy sanırım it's General Zigalov's. General Zigalov'un says someone in the crowd. Kalabalıktan biri böyle söylüyor. General Zigalov's hmm, help me up with my coat. Kabanı, kabanımı çıkarmama yardım et Yeldrin. It's frightfully hot. Korkunç soğuk. It's korkunç sıcak. It must be a sign of rain. Bu yağmurun bir işareti olmalı. There is one thing I can't make out. How it came to bite you. Bir şey var, e, düşünemiyorum, hayal edemiyorum. How it came to bite you. Neden seni ısırdığını. O çümlelov turns to can. Surely, tabii ki diyor, it couldn't reach your finger. Senin, yani e, şu kesin ki o senin parmağına ulaşamazdı. It's a little dog, küçük bir köpek. And you are great hulking fellow. Ve sen iri yarı bir adamsın, hulking fellow. You must have scratched your finger with a nail. Parmağını bir çiviye çizdirmiş olmalısın. And then the idea struck you ve sonra bu fikir geldi aklına to get damages for it. E, yaralanan e, parmağın için tazminat almak nedeniyle bu fikir geldi aklına. We all know, biz hepimiz biliyoruz your sort, senin nasıl bir adam olduğunu. I know you devils. Ben bilirim sizi şeytanlar. He put a cigarette in her face, your honor, for a joke. And she had the sense to snap at him. Uh, he put a cigarette in her face. Köpeğin yüzüne bir sigara uh, bastırdı efendim. For a joke şaka olsun diye. And she had the sense to snap at him. Ve hayvan da onu ısırdı. He is a nonsensical fellow, of your honor. O uh, duygusuz, duyarsız bir adam. İpe sapa gelmez bir adamdan Nonsensical fellow, your honor efendim. That's a lie, squint eye. Bu bir, bu bir yalan, şaşı göz. You didn't see, görmediniz. So why tell lies about it? O zaman niye yalan söylüyorsunuz bu konuda? His honor is a wise gentleman. E, efendi akıllı bir gentleman. And we see, we görecek. Who is telling lies? Kimin yalan söylediğini? And who is telling the truth? Kimin de gerçeği söylediğini? As in God's sight. Tanrı'nın bakış açısından. Ya da adaletli bir şekilde anlamında. And if I am lying, let the court decide. E, ve eğer ben, I, if I am lying, let the court decide. E, ve ben bu işi mahkemeye götürürsem. It is written in the law. Kanunda yeri var. We are all equal nowadays. Günümüzde eşitiz. Hepimiz eşitiz. My own brother is in the genderms. Benim kendi erkek kardeşim de jandarmada. Let me tell you, söyleyeyim size. Don't argue, münakaşa etmeyin. No, that's not the general's dog. Hayır, bu generalin köpeği değil, says the policeman, diyor polis memuru. With profound conviction, derin bir hükümle. The general hasn't got one like that. E, generalin böyle bir köpeği yok. His are mostly sellers. Onunkiler çoğunlukla sellers, avcı köpekleri. Do you know that for effect? Bundan emin misin? Gerçekten biliyor musun bunu? Yes, your honor. Evet efendim. I know it too. Ben de biliyorum. The general has valuable dogs. Generalin değerli köpekleri var. Tarı bread. E, safkan tarı bread. köpekler. And this is goodness knows what. E, no coat, no shape, evet. E, and this is goodness knows what. Ve bu köpek kim bilir, kimin ne kim bilir ne. No coat, kıyafeti yok. No shape, şekli yok. A love creature, aşağılık bir yaratık. And to keep, sefil bir yaratık ya da and to keep a dog like that ve böyle bir köpeğe bakmak. Where is the sense of it? Mantık bunun neresinde? If a dog like that were to turn up in Petersburg or Moscow, eğer böyle bir köpek were to turn up görülecek olsa Peters Petersburg'da ya da Moskova'da Do you know what would happen? Biliyor musunuz ne olurdu? They would not worry about the love. Kanuna hiç aldırmazlardı. They would strangle it in a twinkling. Bir çırpıda onu boğarlardı. You have been injured, Herukin. Sen yaralandın, Herukin. And we can't let the matter drop. Ve biz e, bu meseleyi görmezden gelemeyiz, kapatamayız. We must give them a lesson. Onlara bir ders vermemiz lazım. It is high time zamanı geldi de geçiyor bile. Yet maybe it is the generalist. Yine de belki generalindir says the policeman diyor polis memuru thinking aloud yüksek sesle düşünerek. It is not written on its face suratında yazmıyor bu. I saw one like it the other day in his yard. Buna benzer bir tane gördüm onun bahçesinde diyor önceki gün. It is the generals, this Bu generalin kesin diyor. Says a voice in the crowd. Kalabalığın içinden bir ses o anda. Hmm, help me on with my overcoat, Iadrin. Kabanımı giymeme yardım et Iadrin. My lad, the wind's getting up. Oğlum, my lad, the wind is getting up. Rüzgar artıyor. I'm am cold. Üşüdüm. You take it to the generals. Bunu generale, generale götür and inquire der ve orada sor bakalım. Say I found it and send it. Onu benim bulup gönderdiğimi söyle. And tell them ve onlara söyle not to let it out into the street. Onu caddeye salmamalarını. It may be a valuable dog. Değerli bir köpek olabilir. And if every uh, swine goes sticking a cigar in its mouth. Ve her domuz onun suratına bir sigara uh, basarsa it will soon be ruined. Hayvan yakında harap olur. A dog is a delicate animal. Ee, bir köpek hassas bir hayvandır. And you put your hand down ve sen de elini aşağı indir. You block it. Seni kalın kafalı ya da ahmak. It is no use your displaying your full of a finger. Ee, şu aptal parmağını sergilemenin bir faydası yok. It's your own fault. Bu senin kendi hatan. Here comes the general's cook. Ee, bakın generalin aşçısı geliyor. Az kim ona soralım. Hi Prohor. Merhaba Prohor. Come here, buraya gel. My dear man adamım. Look at this dog. Şu köpeğe bak. Is it one of yours? Sizinkilerden bir tanesi mi? What an idea. Ne alaka? We have never had one like that. Bizim hiç böyle bir köpeğimiz olmadı. There is no need to waste time asking. Sormakla uh, zaman kaybetmenin bir anlamı yok says Ochum Yellow. It's a stray dog. O başıboş bir köpek. There is no need to waste time talking about it. Bu konuda zaman harcamanın, israf etmenin bir anlamı yok. Since he says it's a stray dog. Eh, o başıboş bir köpek dediği için a stray dog it is. Köpek de başıboş bir köpek. It must be destroyed. Yok edilmeli. That's all about it. Konu kapandı. ''It is not our dog'' Prohor goes on. ''Bizim köpeğimiz değil'' diye devam ediyor Prohor. ''It belongs to the general's brother, generalin erkek kardeşine ait, who arrived the other day, önceki gün gelen. Our master does not care for hounds, bizim efendimiz tazılara değer vermez. But his honor is fond of him ama erkek kardeşi düşkün onlara.'' ''You don't say his excellency's brother is here?'' Ekselansların erkek kardeşinin burada olduğunu söyle mi? Vladimir Ivanich inquires Ochum Yalov diye soruyor Ochum And his full face beams with an ecstatic smile. Ve yüzünün tamamı mest olmuş bir, evet ecstatic smile, gülümsemeyle parlıyor. Well, I never and I didn't know. Has he come on a visit? Hayır demem and ve bilmiyordum. Well, I never, ben hiç diyor. Well, I never, ben hiç and I didn't know, bilmiyordum. Has he come on a visit? Ziyarete mi geldi? Yes, evet. Well, I never, uh, ben, he couldn't say a stay away from his brother. O, erkek kardeşinden uzakta kalamaz. And there I didn't know ve ben bunu bilmiyordum. So, this is honest talk. Dolayısıyla bu, e, yani hazretlerinin ya da efendinin köpeği. Delighted to hear it. Bunu duyduğuma memnun oldum. Take it. Al onu. It's not a bad pup. O kötü bir köpek değil. A lively creature. Canlı bir hayvan. Sevimli bir hayvan. Snapped at his fellow's finger. It is fellow's finger. Hahaha. <laughs> Isırdı diyor bu adamın parmağına. Ve gülüyor. Come. Gel. Why are you shivering? Neden titriyorsun? R -r -r. The dog's angry. A nice... Little pup, e, serseri diyor, kızgın. A nice little pup, küçük, hoş bir köpek. Pro calls the dog, pror köpeği çağırır and walks away from the timber yard with her. E, ve kereste deposundan köpekle beraber uzaklaşır. The crowd laughs at Heruken, kalabalıkta Heruken'e e güler. I'll make you smart yet, ben şimdi sana dersini vereceğim, seni akıllandıracağım, otçum yellow threatens him. Şimdi sana dersini veririm ya da şeklinde Otçun Bielov tehdit eder parmağı ısırılan adamı. And wrapping himself in his great coat ve kendisini kabanına sararak goes on his way across the square meydanda yoluna doğru ilerler. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.